Merhaba, hoş geldiniz. Deepak Chopra, hiçbir şey yapmaya vaktim yok dediğiniz zaman, en çok bir şeyler yapmaya ihtiyacınız olduğu zamandır der. Hayata yeni yollarla yaklaşmayı, olaylara farklı bir perspektiften bakmayı, güçsüz veya moralsiz hissettiğinizde harekete geçmeyi, öğrenmelisiniz. Ve bunu yaptığınızda içinizde inanılmaz miktarda doğal ve gerçek enerji, coşku, neşe köpürmeye başlar. Ve birkaç kıvılcımla başlar ardından doğal, güçlü, net bir şekilde yükselen şimşek olarak size geri döner. Bilmek ayrı, bildiğini doğru yere koymak ayrı şey. Ama siz Doğru yerdesiniz. Umut, keyif, mutluluk ve tüm bunlar için metamorfoz geçirmemiz gerektiğini de inanmıyorum arkadaşlar. Zorlanmadan nasıl devam edebilirsiniz? İşte onu konuşacağız sizinle. İster yorgun, ister öfkeli, ister mutsuz biri olun ama bu role sıkışmış kalamazsınız. Premenopozda yaşadıklarını doğru kaynaklardan okuyup hala sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Hepimiz mükemmel derecede kusurluyuz. İnanılmaz derecede karmaşık bir dünya tarafından şekillendirilmiş karmaşık kadınlarız. Salvador Dali, mükemmellikten korkmayın, asla ona ulaşamayacaksınız der. Hayatımızı değiştirmek için kendimizi mükemmellik efsanesinden kurtalmalıyız. Sürekli doğru ve mükemmel olma çabalarımız bizi bitkin bırakıyor ve asla şimdi de şu anda kalmamıza izin vermiyor. Olduğundan başka bir kişi olmaya çalıştığımız için de sürekli mutsuzuz, mükemmellik mümkün değildir arkadaşlar. Dönüşüm mümkündür. Dağınık, karmaşık ve değişken duygularımız benzersiz sorunlarımız, geçmişimiz var. Hepimiz biriciyiz. Ve bu dönüşüm içinde yeni alışkanlıklar, düşünme kalıpları, davranış biçimleri geliştirdik. Uzun yılların getirdiği alışkanlıkları değiştirmek için kaç gün gerektiğine inanıyorsunuz? 21 gün dediğinizi duyar gibiyim. Size bir hikayem var. 50'li yıllarda plastik cerrah Max Vermaat hastalarının iyileşme süresinin yaklaşık 21 gün olduğunu gözlemlemiş ve 60'lı yıllarda da bu bulgusunu bir kitapta yayınlamış. Kitap 30 milyondan fazla satarak Amerika'da en çok satanlar listesine girmiş. İşte bu 21 gün miti de o gün başlamış. Maalesef ki bu hiçbir bilimsel çalışmadan destek almıyor tamamen doktorun gözlemlerine dayanıyor ama olanlar olmuş. Artık Maltz'ın söylediği işte minimum 21 gün ifadesi kulaktan kulağa beyinde yeni bir alışkanlık oluşturmak için tam 21 gün gerekir mitine dönüşmüş. Aslında buradan çıkartacağımız ders 21 gün kuralının pek de gerçeği yansıtmadığı bilgisi yanında bir şeyi yeteri kadar insan, yeteri kadar çok söylerse herkes bu söylentiye inanmaya başlar. Aynı fikirde misiniz? Birçok örneğini bunun yaşadığınız değil mi? Bu konuma bilgilerin nasıl hayatımızı bazen zorlaştırdığına. İşte o yüzden de bugün başlamak için en doğru gün. Eğer siz de daha önce işte bu 21 gün rakamına dikkate alıp da uygulayıp da başarısız olduğunuzu düşünüyorsanız veya tekrar yeni bir alışkanlığa başlamak için biraz çekimser davranıyorsanız lütfen tekrar düşünün çünkü sorun sizin iradenizde değil. 21 gün sizin bir üst versiyona hazırlanacak kadar uzun ama eski kalıplaşmış alışkanlıklarınızdan kurtulup yenilerini eklemek için de kısa bir süre. Eskileri arkamıza bırakmak için bugünden daha güzel bir zaman var mı? Bence yok. Yeni hikayeler yazarken sizin hikayenizde kendinize bugüne kadar hangi sıfatları takıyordunuz? Lütfen şu anda bir 15 saniye durun ve düşünün. Durdurun e, videomu ve düşünün. Hatta not defterinize birkaç cümle kralayın. Kendinize hangi sıfatları takıyordunuz? Araştırmalar. Ritüellerin bedeniniz ve siniriniz üzerinde çok kapsamlı değişiklikler yaptığını gösteriyor. Bunu nasıl yapıyor? Nöroplastisi de özelliğiyle. Nedir nöroplastisi de? Beynin adapte olma hali demek ya da öğrenme yeteneği diyebiliriz buna. Yeni durumlara adapte olmak için beynimizdeki bağlantıları yeniden organize edebiliyoruz. Ve bu her gün gerçekleşiyor. Yeni öğrenilen bir beyin bilgiyi ne kadar çok tekrarlarsak snaps bağlantıları o kadar kuvvetleniyor. Ve bir değişmek, büyümek, öğrenmek ve gelişmek için asla geç olmadığını söylüyor. Edindiğiniz her yeni bilgi ve deneyimle dikkatinizi yönlendirdiğiniz yerde beyninizdeki nöronlarınız Snapslar aracılığıyla ki snapslar nöronlar arasındaki bağlantı demek oluyor birbirleriyle taptaze, yepyeni bağlantılar kuruyorlar. Ve kurulan bu bağlantılar beyinde yeni bir yol haritası oluşturuyor. Ve davranışlarınız da tekrarlama yöntemiyle artık otomatik hale geliyor ve sizin alışkanlığınız oluyor. Hedef koyarak odaklanarak ve sistemli bir şekilde tekrarlayarak beynin bu nöroplastisi de özelliğini kullanıyoruz. Ve bu sayede yeni oluşturduğunuz bu zihin haritası ile istediğiniz kişiyi rahatlıkla şekillendirebiliyorsunuz. Nasıl? <laughs> Ormanda veya yayla yaylada yürüdüğünüzü düşünün. E, Gitmişsinizdir eminim ki. Çimenler üstünde böyle basıldıkça ezilir değil mi? Orada bir patika oluşur. Bir süre sonra herkes o yoldan gitmeye başlarsa patika bir süre sonra artık o çimen kalmaz. Orada düzleşir, keskinleşir ve adeta bir anayola dönüşür. İşte beynin bağlantıları da aynen böyle. Ne kadar çok tekrarlarsak o davranış o kadar benimseniyor. Bir şeyler mi düşünüyorsunuz? O zaman bir nöron gidip başka bir nörona bağlanıyor. Siz bu düşünceyi pekiştirdikçe bu bağlar gide gele kuvvetleniyor. Yani sadece basitçe bir düşünme eylemi ile bile yeni bağlantılar yaratıyoruz ve kendimizi de yeniden şekillendiriyoruz. Biyolojiniz, kimyanız, hormonlarınız ve genetik ifadeniz nasıl düşündüğünüze nasıl davrandığınıza ve nasıl hissettiğinize bağlı. Bütün bunlar da sizin kişiliğinizi oluşturuyor. Bir alışkanlıkla bilinçli olarak savaşmadığınız ve yerine yenilerini koymadığınız sürece davranışlarınız otomatikman kendini tekrar eder her tatilden sonra tekrar araba kullanmayı öğrenmemek çok güzel bir alışkanlık değil mi o yüzden eski ve kullanışçı alışkanlıklarımızı koruyalım peki alışkanlıklarımız genel olarak bizim hayatımızı nasıl kolaylaştırır stres seviyemizi düşürerek küçük adımlar atmak rahatlamamıza üzerimizdeki baskıyı azaltmaya yardımcı olur ve diğeri bağışıklık sistemimizi güçlendirir Beyin mimarimizi sağlıklı bir şekilde biçimlendirirken aynı zamanda kendimizi sağlıksız yöntemlerden de kurtarmış oluyoruz. Ve bir diğeri de yaşlanmayı yavaşlatmak. Profesör Sara Lazar, ritüellerin beynin yaşlanma sürecini yavaşlattığını söylüyor. Yaşlanmayı yavaşlatmak için kromozomlarımızın uçlarını koruyan ve onaran telomer enzimini daha uygun seviyeye gelmesi için vücudumuza değişimler yapıyor ve bu şekilde yaşlanmamız yavaşlıyor. Telomer konusu çok önemli bir konu. Bunun için ayrı bir video çekeceğim. Uzun uzun anlatacağım. Bir diğer alışkanlığın hayatımızdaki önemi de günü planlamamıza yardımcı oluyor. Dedim ya kaos ortamındayız ve size nefes alacak bir alan yaratıyor bütün bu alışkanlıklar. Bunun için hayatın akışına kapılıp gittiğimizde bakış açımızı kaybederiz. Ve daha fazla netlik içinde kargaşanın ortasından ayrılmak için bu farkındalık bize bir alan yaratır. Kendim için uyguladığım birkaç öneriyi sizinle paylaşmak isterim. Bize hizmet etmiş ancak zaman, mekan, yaş, yaşananlar, tüm bunlar açısından artık fayda sağlamayan alışkanlıklarımızı bir kağıda not edin. Bazıları beden anlaşması çok zor olduğundan uzun vadeli düşünebilirsiniz. Mesela bedeninizdeki ideal kiloya ulaşmak gibi onlar bir hafta uzun vadeli. Bazıları Küçük hazırlık gerektirebilir. İşte sabah ritüelleri oluşturmak için dil sıyırıcı almak, kendi ağız gargarınızı yapmak gibi. Bazıları ise sadece niyet etmek yeterli. 7-8 saat kaliteli uyku için saat 11'de uyumaya niyet etmek gibi. Peki şimdi de eskisinden uzaklaşırken yerine yararlı bir alışkanlık oluşturmanın yollarına bakalım. Ne dersiniz? Bunların en başına ben niyeti koymak istiyorum. Çünkü niyet bize neyin önemli olduğunu hatırlatıyor. ve Şimdiye getiriyor. Yeni alışkanlığı zaten yaptığımız bir alışkanlıkla eşleştirmek de bir diğer e, formülüm benim. Mesela dişinizi fırçalıyorsanız hemen ardından ağzınızı gargalayarak ikisini eşleştirebilirsiniz. Alışkanlıklarınızı duygularınızla da eşleştirebilirsiniz. Sabah kalktığınız enerjik başlamak istiyorsunuz. Yataktan fırlamak yerine belki küçük esneme hareketleriyle bu enerjinizi o esneme hareketleriyle pekiştirebilirsiniz. Dün de alışkanlığı kuvvetlendirmek için çok güçlü bir istek oluşturuyor. Mesela güzel bir yürüyüşün ardından nefis bir ommet yemeği kendinize ödül olarak koyabilirsiniz. Hatırlatıcı işaretler de e, bulmalısınız. Mesela hoşlandığınız bir kokuyu, tütsü yaktığınızda o size meditasyonu veya başka bir ritüeli hatırlatabilir. İçinde bir diğer önemli özellik de küçük adımlarla ilerlemek, yılmamak, olmadığında pişman olup vazgeçmek yerine hemen bir sonrasında devam etmek çok önemli. Her gün, her saat, an beyan bilinçli olarak olumlu bir şekilde hareket etmeyi veya her durumda olumlu olanı aramayı seçmeliyiz. Ve bu seçimi yapmak sizi daha olumlu ve enerjik seçimler yapmak için gereken gücü verir ve bu döngüyü ateşler. Mutluluğumun sırrını bulduğumu söyleyecek değilim ama mutluluğumun sırrının bu olduğunu söyleyebilirim. Kadını konuşmaya devam etmemi istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hangi konuda konuşmak istiyorsanız da lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Sevgiyle kalın.